Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 1. Dünya Savaşı'nı işleyeceğiz. Eğer hazırsanız başlayabiliriz. Birinci Dünya Savaşı denilince aklınıza 1914 ile 1918 yılları arasının gelmesi gerekiyor. Yani toplamda 4 yıl sürmüş ve bütün dünyanın kaderini etkilemiş bir savaş olarak karşımıza çıkıyor. Bu denli büyük bir savaşı anlayabilmemiz için Öncelikle bu savaşın neden yaşandığını bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar biz Birinci Dünya Savaşı'nı iki aşamada değerlendireceğiz nedenlerini. Birincisi genel nedenler, ikincisi ise özel nedenler. Öncelikle biz genel nedenler ile başlayalım. Arkadaşlar genel nedenler sadece bir devleti değil, bütün dünyayı etkileyen nedenlerdir. Özel nedenler ise sadece bir iki devlet arasında yaşanan şahsi problemleri barındırır. Öncelikle biz genel nedenler ile başlayalım. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında iki tane temel sebep vardır aslında baktığımızda. Bunlardan birincisi sanayi inkılabı, ikincisi ise Fransız ihtilalidir. Peki hocam sanayi inkılabı ve Fransız ihtilali nasıl bir etki yaratmış ki bütün dünya birbirine girmiş? Mesela sanayi inkılabına bakalım. Sanayi inkılabı ile birlikte sanayileşmiş devletler arasında ham madde ve pazar rekabeti başlamış ve özellikle gelişmiş devletler arasında sömürge yarışı başladı arkadaşlar. Sömürge yarışı. Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli ekonomik sebebi olarak karşımıza çıkıyor bu. Şimdi geçmiş bilgilerimizi hatırlayalım. Sanayi İnkılabı nerede çıkmıştı? İngiltere'de ortaya çıkmıştı ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerine de yayılmıştı. Sanayi İnkılabı ile birlikte Avrupa teknoloji alanında gelişmiş ve çok fazla ürün üretmeye başlamıştı. Arkadaşlar bu ürünleri üretirken e haliyle fabrikaları kullanıyor. E bu fabrikalar neyle çalışıyor? Havayla çalışmıyor, ham maddeyle çalışıyor. O yüzden gelişmiş devletler ham madde yarışına girecekler. Diyelim ki ham maddeyi bulduk, fabrikada ürettik. Elimizde binlerce ürün var. Artık bu binlerce fazla ürünü ne yapmamız gerekiyor? Satmamız gerekiyor. İşte satmak değil de biz buna pazar deriz arkadaşlar. O zaman gelişmiş devletler arasında ham madde ve pazar rekabetinin başlaması Avrupa'da sömürge yarışlarını ortaya çıkarmıştır. Bu da zaten birçok Avrupalı devletin birbirine girmesinde etkili olacak. Aynı zamanda Fransız ihtilalini hatırlayalım. Bu ihtilal ile birlikte bütün dünyayı etkisi altına alan milliyetçilik akımı ortaya çıkmıştı. Şimdi diyeceksiniz ki hocam milliyetçilik akımı Birinci Dünya Savaşı'na nasıl sebep oldu? Hatırlayın milliyetçilik akımı ne diyordu? Her milletin, her ulusun kendi bağımsız hür devletini kurmaya hakkı var diyordu. O yüzden çok uluslu devletler bu e, ilke ile birlikte dalma sürecine girmeye başlayacak. Dünyanın dört bir tarafında milliyetçilik akımından ötürü ulusçu isyanlar çıkacak arkadaşlar. O yüzden Fransız ihtilali de 1. Dünya Savaşı'nın en önemli siyasi sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Hocam sadece Sanayi Devrimi ve Fransız ihtilali mi etkili olmuş? Hayır, bunun yanı sıra silahlanma yarışı da olmuştur. Bakın savaş 1914 tarihinde çıktı diyorum ama öyle bir anda çıkmış bir savaş değil. Savaşın çıkacağı ta 50-100 yılı önceden belliydi. O yüzden devletler bu kadar yıl önceden savaşa hazırlık yapmaya başladılar. E hocam savaşa nasıl hazırlanırız? E silah yarışı ile, silah temin ederek, cephane temin ederek Haliyle Birinci Dünya Savaşı'na hazırlanmaya başlamışlardır. Ardından son sebep olarak da bloklaşmayı söyleyebiliriz. Diğer bir ismiyle gruplaşma. Artık devletler kendi çıkarlarına uyan devletler ile yakınlaşıp kendi çıkarlarına uymayan devletler ile uzaklaşmışlardır. Dolayısıyla gruplaşmalar ile birlikte itilaf ve ittifak devletleri grupları ortaya çıkmıştır. Demek ki bloklaşma ile birlikte her devlet kendi çıkarına uyan bir devlet ile yakınlaşmış. Mesela itilaf devletleri bu şekilde oluşmuş. Ya da ittifak devletleri de bu şekilde oluşmuştur diyebiliriz. Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenlerine baktığımızda iki tanesi çok daha önemliymiş arkadaşlar. Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali'ne yıldız atmak istiyorum. Ve bunlar içerisinde en önemlisi aslında Sanayi İnkılabı'dır. Birçok devlet ekonomik sebeplerden, ekonomik çıkarlardan ötürü bir başka devlet ile kutuplaşıp savaşa girmiştir. Bakın milyonlarca insan ölüyor. Niçin? Daha çok ekonomik kazanç elde etmek için. E bunun yanı sıra siyasi sebepleri de var tabii ki. Silahlanma yarışı ve bloklaşmayı da söyleyebiliriz. Genel nedenlerimiz bu şekildeydi. Şimdi de Birinci Dünya Savaşı'nın özel nedenlerine bakalım. Bu savaşın ortaya çıkmasında iki devletin rolü oldukça büyüktür. Bu devletlerden biri İtalya, diğer ise Almanya'dır. Sevgili arkadaşlar İtalya ve Almanya henüz siyasi birliklerini yeni tamamlamışlar ve dünya siyasetinde rol oynamak istiyorlar. E, dünya siyasetinde rol oynayabilmeleri için güçlü bir ekonomiye sahip olmaları gerekiyorlardı. Şimdi arkadaşlar patates soğan satarak bir anda bu devletler ekonomik açıdan zirveye ulaşabilirler mi? Tabii ki de ulaşamazlar. Peki ne yapmaları gerekiyordu güçlü bir ekonomi için? Sömürge elde etmeleri gerekiyordu. O yüzden hem İtalya hem Almanya yeni yeni siyasi birliklerini tamamlamış ve ne yapmışlar? Sömürge yarışına dahil olmuşlar. E haliyle bu durumda diğer Avrupalı devletler ile arasını bozmuştur. Özellikle sömürge yarışına girmesi İngiltere ile arasını bozmuştur. Neden? E çünkü hocam İngiltere sömürge imparatoruydu. Sömürge imparatoru güneşin doğup batmadığı imparatorluk olarak bilinir. O yüzden Almanya'nın ve İtalya'nın sömürge yarışına girmesi kimin işine gelmez daha çok İngiltere'nin işine gelmeyecek çünkü sömürgelerin birçoğu İngiltere'ye aitti. Ayrıca Almanya ham madde elde edebilmek için Fransa sınırına saldırmıştır arkadaşlar. Burada Alsace-Lorraine diye bir yer var. Yıl 1871 tarihine geldiğinde Sedan Savaşında Almanya geliyor Fransa'yı saldırıyor ve Alsace-Lorraine bölgesini elinden alıyor. Hocam bu bölge neden önemli? E çünkü burada ne var? Taş kömürü var. E taş kömürü ham maddedir. E Almanya'da ham madde arıyordu gelişen sanayisi için. Alsana ham madde yanı başında Fransa'da vardı. Haliyle Almanya ile Fransa'nın arası bozulmuştu. E Fransa'da Alsace-Lorraine'i geri alabilmek amacıyla... Almanya ile sürekli bir çatışma içerisine girmişti. İtalya'nın bir diğer amacı ise Doğu Akdeniz'de egemen olmak istiyor. Tüm bu sebeplerden ötürü hem İtalya hem de Almanya 1. Dünya Savaşı'na katılacaklar. Almanya ve İtalya'nın 1. Dünya Savaşı'na girme sebepleri bu şekildeydi. Şimdi de Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'na girme sebeplerinden bahsedelim. Öncelikle Rusya'nın amacı neydi? Birinci olarak panslavizm politikasını söyleyebiliriz. Hocam nedir panslavizm politikası? Arkadaşlar pan demek birlik demek. E, Slav da bir ırk ismidir. Nasıl Türk diye bir ırk varsa Slav diye bir ırk var. Yani Slav birliği olarak söyleyebiliriz kelime anlamı olarak. Panslavizm deyince Rusya'nın Slav ırkından olanları kendi hakimiyeti altında bir devlet halinde toplama siyaseti gelecek aklınıza. Özellikle o dönemde şu Balkanlar diye tabir ettiğimiz topraklarda çok fazla Slav ırkına sahip insanlar vardı. O zaman Rusya özellikle ne yapmış? Balkanlardaki Avusturya Macaristan içerisinde yaşayan Slavları böyle dürtüklemiş, onları kışkırtmış, onları kendi hakimiyeti altına almaya çalışmış. Özellikle Panslavizm politikası Rusya ile Avusturya Macaristan arasını açan, olumsuz bir duruma sokan bir gelişme olmuştur unutmayacaksınız. Bakın pan kelimesi birlikte. Mesela pan -slavizm değil de pan türkizm derse Türk birliği aklınıza gelsin. Pan İslamizm derse o zaman İslam birliği aklınıza gelsin. Burada da pan slavizm demiş. Yani Rusya'nın Balkanlarda bulunan Slavları kendi hakimiyeti altında toplama siyasetine panslavizm diyormuş. Bu politika özellikle Avusturya ile Rusya'nın arasını açan bir politika olarak karşımıza çıkıyor. Hocam Rusya'nın tek amacı panslavizm mi? Hayır. Aynı zamanda güneye inmek istiyor. Yani sıcak denizlere inmek istemesi de 1. Dünya Savaşı'na girmesinde etkili olacak. Hocam sıcak denizlere inince kiminle arası bozulur? E tabii ki de Osmanlı Devleti ile Rusya'nın arası bozulacak. Genel olarak yorum yaptığımızda Rusya panslavizm ve sıcak denizlere inme politikası için 1. Dünya Savaşı'nda yer almıştır diyebiliriz. Şimdi de İngiltere'nin 1. Dünya Savaşı'na girme nedenlerinden biraz bahsedelim. Arkadaşlar İngiltere'ye baktığınızda bir ada ülkesiydi ve az önce söylediğim gibi İngiltere sömürge imparatoruydu. Yani güneşin doğup batmadığı ülke deniliyordu. O halde İngiltere yeni sömürgeler elde etmek için savaşa girdi dersek bu yanlış olur. E zaten dünyanın yarısından çoğunu sömürge olarak İngiltere ele geçirmiş. O halde bu adamın amacı ne? Bu adamın amacı mevcut sömürgelerini korumak istiyor. Yani elinde bulundurduğu sömürgeleri koruyayım, aynı zamanda mevcut siyasi gücümü koruyayım bana yeter diyor. Çünkü hem güçlü hem de çok fazla sömürgesi vardı. Sömürgesini ve gücünü kaybetmemek için 1. Dünya Savaşı'na İngiltere dahil olacak. Haritaya genel olarak baktığımızda zaten iki grubu da görüyoruz. Bakın kırmızı renk ile gösterdiğimiz İngiltere, Fransa, Romanya, Rusya gibi devletler e, itilaf devletiydi. E, yeşil ile gösterdiğimiz Almanya, Avusturya, Macaristan, Osmanlı, Bulgaristan ve İtalya'da ittifak devletiydi. Bakın İtalya'yı iki farklı renk ile yazdım. Bunun sebebini zaten birazdan Söyleyeceğim. O halde İngiltere'nin Birinci Dünya Savaşı'na girme sebepleri bu şekildeydi. Fransa'nın Birinci Dünya Savaşı'na girme sebeplerine baktığımızda Alman tehlikesine karşılık vermek istiyordu. Bakın Almanya ne yapmıştı? Burada bulunan Alsace-Lorraine bölgesine saldırmıştı. O halde Fransa'nın birinci amacı Alsace-Lorraine bölgesini korumak istiyor. Yani geri almak istiyor aslında. Çünkü bakın bir Almanya'ya geçiyor, bir Fransa'ya geçiyor derken Fransa Sedan Savaşı ile kaybettiği bu toprakları Almanya'dan geri almak istiyor. Alman tehlikesine karşılık vermek istiyor. Hocam Alsace-Lorraine bölgesi neden önemliydi? Bir önceki sayfada da söylemiştim zaten. Burada çok önemli ham maddeler var. Yani taş kömürü vardı. Bu ham maddeler hem Fransa hem de Almanya için önemliydi. Demek ki ekonomik sebeplerden ötürü Almanya ile Fransa'nın arası açılmış ve 1. Dünya Savaşı'na bu iki devlet de dahil olmuştur. Peki şimdi de Avusturya-Macaristan 1. Dünya Savaşı'na neden girdi bu sorunun cevabını verelim. Şimdi bakın Rusya panslavizm politikasıyla özellikle Avusturya-Macaristan'ın iç işlerini kalışıyordu. Oradaki Slavları kendi çıkarları amacında kışkırtıyordu onları. E haliyle e, Avusturya-Macaristan'ın birinci amacı... Rus tehlikesini ortadan kaldırmak ve bu bölgede yani Balkanlar diye e, tabir ettiğimiz bölgelere hakim olma isteği Avusturya-Macaristan'ı 1. Dünya Savaşı'na dahil etmiştir. O zaman Avusturya-Macaristan birinci olarak Rus tehlikesine panslavizm politikasına karşılık vermek istiyormuş, Rus tehlikesini ortadan kaldırmak istiyormuş. İkincisi ise Balkanlar diye tabir ettiğimiz bu toprakların tek hakimi olmak için birinci Dünya Savaşı'na katılmıştır. Son olarak da Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girme sebeplerine bakalım. Şimdi bakın Rusya sıcak denizlere inmek istiyordu. E haliyle bu durum Osmanlı Devleti ile Rusya'nın arasını bozmuştu. O halde amaçlarımızdan birisi Rus tehlikesini ortadan kaldırmak. Bunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda kaybettiğimiz yerleri geri almak istediğimizi de söylememiz gerekiyor. Bakın bu savaştan önce biz gerek Balkan Savaşlarında gerek Trablusgarp Savaşlarında e, kaybederek topraklarımızı daraltmıştık. Bakın üç kutuda devasa toprakları olan bir imparatorluk yavaş yavaş sınırları daralmaya başlamıştı. Bizim amacımız ise bu savaşa katılıp kazanıp kaybettiğimiz bu toprakları geri alıp eski şaşalı e, güçlü dönemlerimize dönmek istiyorduk. Ayrıca siyasi yalnızlıktan da kurtulmak istememiz Birinci Dünya Savaşı'na girmemize etkili olmuştur. Hocam yalnız mıyız biz? Evet yalnızız arkadaşlar. Bakın savaş ilk başladığında biz İngiltere'nin kapısını çalıyoruz. Ey İngiltere biz sizin yanınızda savaşa katılmak istiyoruz diyoruz. E bu durumu hem İngiltere özellikle de Rusya bu duruma çok fazla karşı çıkıyor. Neden? E İngiltere Fransa bir araya gelmişler. Rusya düzeltiyorum. Gizli anlaşmalar ile Osmanlı Devleti'nin topraklarını kendi aralarında parçalamışlardı. Eğer Osmanlı Devleti'ni İngiltere, Fransa ve Rusya kendi da alırsa Osmanlı'nın topraklarını paylaşamayacaklardı. O yüzden bize diyecekler ki siz savaşa katılmayın, tarafsız kalın diyecekler. Ama biz yalnız kalmaktan çekiniyorduk. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak için bu kez İngiltere'nin karşısında düşmanı olan Almanya'nın kapısını çalacağız ve savaşa Almanya'nın yanında dahil olacağız. Zaten bir sonraki sayfada neden Almanya'yı tercih ettik gibi sebeplerden de bahsedeceğim. Son olarak bir not düşürmek istiyorum arkadaşlar. Japonya Japonya deyince de aklımıza ne gelsin? Japonya'da uzak doğuda sömürge elde etmek istiyor. Bu yüzden 1. Dünya Savaşı'na dahil olmuştur demeniz gerekiyor. Osmanlı Devleti'nin ve Japonya'nın 1. Dünya Savaşı'na girme sebepleri de bu şekildeydi. Savaşın genel ve özel nedenlerini öğrendiğimize göre artık savaşa başlayabiliriz, savaşı başlatabiliriz. Bir gün Avusturya Macaristan veliahtı Ferdinand eşiyle birlikte şurada bulunan Saraybosna'ya ziyarete geliyor. Arkadaşlar Saraybosna'ya ziyarete geldiğinde sırtlı bir üniversite öğrencisi tarafından hem Ferdinand hem de eşi öldürülüyor. Kim öldürüyormuş? Gabriel Princip isminde Sırp bir milliyetçi tarafından, üniversite öğrencisi tarafından öldürülmüşler. Haliyle bu olayın yaşanmasıyla birlikte Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş ilan etti. Bakın arkadaşlar bu olay 1. Dünya Savaşı'nı başlatan olaydır. Bu olay 1. Dünya Savaşı'nın tabiri caizse bahanesidir arkadaşlar. Hocam nasıl yani bahanesi? Eğer bu olay olmasaydı 1. Dünya Savaşı olmayacak mıydı? E, olacaktı. Sadece bu bardağı taşıran e, son damla oldu. Yani bir bahane oldu, bir kıvılcım oldu. Bu kıvılcımdan sonra Avusturya Macaristan geldi Sırbistan'a saldırdı. Şimdi Sırbistan Slav ırkına sahipti mensuptu. E Rusya'da Slavdı. O zaman Rusya Slavları korumak için kime saldıracak? Gelip Avusturya Macaristan'a saldıracak. Bakın Avusturya Macaristan Germen ırkına sahip. E Almanya da Germen. Yani bunlar kardeşler. O halde Almanya kime saldıracak? Tabii ki de kardeşini koruyabilmek amacıyla o da gidip Rusya'ya saldıracak. Bakın yavaş yavaş savaş genişlemeye başlıyor. E, Fransa Almanya'ya saldırmak için zaten bahane arıyordu. Al sana bahane. E, İngiltere de Almanya'ya saldırdı ve bu şekilde birinci dünya savaşı hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Bakın savaş başladığında ilk başladığında sadece Avrupa sınırları içerisinde geçen bir savaştı. Yani Avrupa savaşı gibiydi. Ama sonradan diğer devletlerin de katılmasıyla birlikte bir dünya savaşı görünümünü almaya başlayacak. Şimdi de Birinci Dünya Savaşı'ndaki gruplara bakalım. Bir tarafta İtilaf Devletleri'ni görüyoruz. Diğer tarafta ise ittifak Devletleri'ni görüyoruz. Arkadaşlar Almanya'ya yıldız atıyorum. İngiltere'ye yıldız atıyorum. Bu ikisi de takım kaptanı olarak düşünebilirsiniz. Bakın savaş ilk başladığında bu tarafta Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya vardı. O yüzden bu üç devleti kale içerisine alıyorum. Diğer tarafta ise yani itilaf devletlerinde ise savaş başladığında yalnızca İngiltere, Fransa ve Rusya vardı. Bakın savaş ilk başladığında 3'e 3'müş. Ancak savaşın devam etmesiyle birlikte bu tarafa Osmanlı ve Bulgaristan katıldı. Diğer tarafa ise ABD, Yunanistan, Japonya, Çin'miş, işte Brezilya'sıymış bir sürü devlet katıldı. Burada toplamda 32 tane devlet var iken burada 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane devlet var. E hocam 32'ye 5 olur mu ya böyle şey? Bakın 5 devlet olmasına rağmen itilaf devletlerini perperişan ediyorlardı. Ne zamana kadar? ABD'nin savaşa girmesine kadar işler yolunda gidiyordu. Ama ne zamanki ki ABD girdi 32. devlet oldu işte o zaman itiraf devletleri e, dalmaya düzeltiyorum ittifak devletleri dalmaya başlayacak. Birinci Dünya Savaşı grupları bu şekildeydi. Peki şimdi de neden Almanya'nın yanında savaşa girdik biraz ondan bahsedelim. Birinci olarak iddiaçıların yönünü Almanlara çevrilmesi yani Alman hayranlı etkili olmuştur diyebiliriz. 1913 Baba Ali baskını hatırlayın. Baba Ali baskını. Arkadaşlar bu baskın ile birlikte iddiaçılar yönetimde söz sahibi olmaya başlıyorlar. Artık etkili olmaya başlıyor. Peki iddiaçıların lideri kimdi? Onu da yazayım unutmayın. Enver Paşa'ydı. Enver Paşa bir Alman hayranıydı. Peki hocam Enver Paşa neden Alman hayranıydı? Savaşı Almanya'nın kazanacağına neden bu kadar inanıyordu? Çünkü bir gün Alman karargahını ziyaret ediyor. Ve bu ziyaret esnasında bakıyor ki Almanların uçakları var, deniz e, denizaltı var. Baktıkları zaman bütün savaş aletlerini görüyor. O yüzden çok fazla etkileniyor bu durumdan. Bakın Enver Paşa daha önce e, uçağı hayatında ilk defa nerede gördü biliyor musunuz? E Trablus Kalp Savaşı'nda görmüştü ama nerede? Uçarken görmüştü böyle minnacık görmüştü. Ama burada uçağın içerisine girdi, uçağa dokundu. Denizaltının içerisine girdi, gördü. Dolayısıyla ilk defa gördüğü için Almanlara karşı bir hayranlık besledi. Dedi ki ya bu Almanlar ne kadar güçlü. Kesin savaşı onlar kazanacak dedi. Ayrıca siyasi yalnızlıktan kurtulmak istememizde etkili olmuştu. Bir önceki sayfamızda bahsetmiştik zaten. Bizi İngiltere kabul etmemişti. İngiltere kabul etmediği için bir taraf olmazsak ber taraf olabiliriz diye düşünerekten bu kez ne yapıyoruz? Gidip Almanların kapısını çalıyoruz ve Almanların yanında savaşa dahil olacağız. Ayrıca Almanlarda Türk sömürgenin olmaması da etkili olmuştur. Bakın diğer gittiğimiz İngiltere'ye bakıyorsunuz bir sürü sömürgesi var. Müslüman sömürgesi var. E ama baktığınızda Almanlarda Türk sömürgeleri olmaması Almanlara karşı biraz daha sempatik davranmamızda etkili olmuştur. Neden Almanya sorusunun cevabı bu şekildeydi. Şimdi de Almanya Osmanlı'yı neden istedi sorusuna cevap verelim birlikte. Bakın İngiltere bizi kabul etmemişti. Peki neden Almanya bizi kabul ediyor? Birincisi savaş yükünü hafifletmek istiyordu. Hemen haritamıza bakalım. Arkadaşlar haritamıza baktığımızda Şimdi diyelim ki Rusya'nın atıyorum 100 bin kişilik bir ordusu var. E, Almanya ile savaşsaydı sadece 100 bin kişiyi de Almanya üzerine gönderebilirdi. Ama Osmanlı Devleti de savaşa katıldığında e, buradan Rusya'yı sıkıştıracağı için 100 bin kişiyle Almanya'ya gidemeyecek. Ne yapacak? Belki de 50 binini buraya gönderecek. O zaman ne oldu? Rus birlikleri bölündü ve Almanya'ya düşen yük azaldı. Cephe sayısını artırıp Almanlar kendi yükünü hafifletmek istiyordu. O yüzden 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın kendi yanına katılmasını istiyor. Bir de ne kadar çok devlet kendi yanına katılırsa o kadar çok güçlenmiş olacaktı. Şimdi ikinci sebebe baktığımızda Osmanlı Devleti'nin dini gücünü kullanmak istediğini de görüyoruz. Hocam dini güç ne? Bizde halifelik vardı arkadaşlar. Halife sadece Osmanlı Devleti'nin dini lideri değil, dünya üzerindeki bütün Müslümanların dini lideriydi. Hocam e, halifenin ne gibi bir önemi var? Cihat ilan edebiliyor arkadaşlar. Yani dini görev verme imkanına sahipti. Hocam o dönemde halifemiz kim? 5. Mehmet Reşat. Almanlar şöyle düşünüyor. Diyor ki eğer ben diyor Osmanlı'yı kendi yanında savaşa dahil etmiş olursam halifenin gücünü arkama almış olurum. Halife cihat ilan edebilir. 5. Mehmet Reşat. E, cihat ilan ettiği için de sömürge, İngiliz sömürgeleri altında yaşayan binlerce, milyonlarca Müslüman kime karşı ayaklanır? E, İngilizlere karşı ayaklanacaktı. E, bu durumda İngilizleri perperişan edebilecekti. Bakın mükemmel bir fikirdir. Eğer başarılı olsaydı, eğer dü dünya üzerindeki bütün Müslümanlar bu cihat çağrısına uysalardı İngiltere, Fransa, Rusya 1. Dünya Savaşı'nda ee, çok zorlu bir sürece girmiş olacaklardı. Bakın o kadar çok Müslüman var ki bu kadar Müslüman birlik olup İngiltere sadece tükürseydi tükürüyle boğardı. Ama maalesef e, dinin birleştirici gücünü bu dönemde göremiyoruz. Ümmetçilik, İslamcılık düşüncesi bu dönemde önemini kaybetmiş. Hatta Araplar, Müslüman Araplar İngilizlerle birlik olup Osmanlı'ya saldırmıştı. Bakın çok güzel bir plan ama bu plan başarılı olmamıştır. Cihat ilan edilmesine karşın Müslümanlar birlik olamamıştır. Bir diğer sebebe baktığımızda Osmanlı'nın jeopolitik gücünden de faydalanmak istiyorlar. Hemen haritamızı getirelim. haritamızı gösterdiğimizde bakın hem İstanbul boğazı var, hem Çanakkale boğazı var. E baktığınızda Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birbirine en yakın olduğu konumda da yer alıyoruz. Geçiş güzergahı üzerindeyiz ve Almanlar da bu güzergahı, bu geçişi, bu boğazları Birinci Dünya Savaşı'nda kullanmak istiyor. O yüzden biz jeopolitik açıdan çok önemli bir konumdaydık. Bu konumumuzdan faydalanmak istiyorlar. Son olarak da Osmanlı Devleti'nin demografik gücünden yani nüfus gücünden, nüfus gücünden de yararlanmak istiyor. Bakın bizde insan çoktu, insan gücümüz var ama bu dönemde bizde olmayan şey neydi? teknolojik güç yok. Teknik güç yok. Askeri güç yok. Ekonomik güç yok. Eğer arkadaşlar sorunun içerisinde bunları görürseniz, bunlar bizde olmayan şeyler, bunlar bizde olan şeylermiş. Teknik güç, teknolojik güç, ekonomik güç, askeri güç olduğu için Almanlar bizi istedi derse kocaman bir çarpı atıyorsunuz arkadaşlar. Bu gücümüz maalesef yoktu. Almanya Osmanlı'yı neden istedi sorusunun cevabı da bu şekildeydi. Şimdi de Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesi olayını anlatalım. Bakın Birinci Dünya Savaşı başladığında ilk başta biz tarafsızlığımızı ilan ettik ve İngiltere'nin kapısını çalmıştık. İngiltere de bizi kabul etmemişti. Bakın boğazları kapattık ilk başta tarafsızız savaşa dahil olmadık. İşte tam da o sırada İngiltere'den kaçan iki tane Alman gemisi var. Goben ve Breslau isminde iki tane gemi. Hop geliyor 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 ve Boğazlar'dan geçerekten Osmanlı Devleti'ne sığınıyor. İngiltere diyor ki bu iki gemiyi teslim edin. İngiliz Alman gemisini. Biz de diyoruz ki hangi Alman gemisi? Biz bu iki gemiyi satın aldık. Hatta ismini Yavuz ve Midilli yaptık diyoruz. Yani bunlar artık Alman gemisi değil. Bunlar artık Türk gemisi diyoruz ve bu gemiler artık bize sığınmış oldu. Bakın enteresan bir dipnot vermek istiyorum. Daha önce biz 1. Dünya Savaşı'ndan önce İngiltere'den iki tane gemi sipariş verdik. Bakın cuma çıkışlarında para topladı, kadınlarımız bileziklerini sattı, yastık altındaki paralarımızı topladık ve zorla iki tane geminin parasını toplayıp İngiltere'ye verdik ve İngiltere bu gemileri bize vermemişti arkadaşlar. Kalleşlik yapmıştı. E işte iki tane Alman gemisi geldi ve biz de bunları satın aldığımızı duyurmuş olduk. Artık bu gemiler bizim. Ancak bizim 1. Dünya Savaşı'na girmemiz biraz oldu bittiye gelmiş bir olay ile karşımıza çıkıyor. Biz savaşa padişahın dahi haberi olmadan giriyoruz. Padişah kim? 5. Mehmet Reşatlı Padişah. Şimdi bu iki gemi yani Yavuz ve Midilli geliyor. İttihatçıların verdiği emir ile gidip Rusya'da Odessa ve Sivas Topol limanlarını bombalıyor. Bakın arkadaşlar padişah uyuyor uyandığında Büyükelçi tarafından Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimizi, Rusya'ya saldırdığımız haberini alıyor. Yani bizi Birinci Dünya Savaşı'na sokan zihniyet kimmiş? İttihatçılar. Arkadaşlar İttihatçılar yüzünden Birinci Dünya Savaşı'na girmişiz. Hatta padişah uyandığında bu olayı öğrendiğinde Rusya'ya diyor ki Gelin sizin zararınızı karşılayalım. Bu olayı unutalım diyoruz Rusya'ya. Ancak haliyle çok geç kalmış olduk. Artık 1. Dünya Savaşı'na Rusya'nın karşısında girmiş olduk. Haliyle Almanya'nın yanında da savaşa dahil olduk. Bizim 1. Dünya Savaşı'na girmemizin ardından bir süre geçiyor. Ve burada biz Çanakkale Savaşları'nı kazanıyoruz. Arkadaşlar Çanakkale Savaşları'nı kazanmamızın ardından Bulgaristan'da diyor ki ben de savaşa katılıyorum. Bakın Çanakkale'yi kazanınca Rusya savaştan çekiliyor. Bunu cephelerde anlatacağım zaten. Bakın Çanakkale'yi kazanmamızın ardından Bulgaristan da bizim yanımızda katılıyor. Hocam bu çok mu önemli? Bulgaristan çok mu güçlü? E güçlü değil. Ama şuraya bakın yeşil. Yeşil, yeşil, yeşil ve yeşil. Yani Almanya ile Osmanlı Devleti arasında kara bağlantısı oluşması yönünden Bulgaristan'ın savaşa bizim yanımıza katılması önemlidir. Yoksa Bulgaristan güçlü olduğundan değil. Artık Almanya'dan Osmanlı'ya yardım gelebiliyor. Bir bağ oluştu. Osmanlı Devleti'nin ve Bulgaristan'ın 1. Dünya Savaşı'na girme süreci bu şekildeydi. Peki Osmanlı savaşa girince ne oldu? Şimdi bu sorunun cevabını verelim. Birincisi biz savaşa girince boğazları kapattık. Osmanlı Devleti savaşa girince yeni bir sürü cephe açılmış oldu. Almanların yükü azaldı. Savaşın süresi uzadı. Bakın arkadaşlar ABD savaşa girince savaşın süresi kısalır. Osmanlı savaşa girince savaşın süresi uzadı. Ayrıca savaşa biz girince 5. Mehmet Reşat kutsal cihatı ilan etmişti. Hani halife olduğu için halife olduğu için kutsal cihatı ilan etti ve son olarak da kapitülasyonları kaldırdık. Ekonomik imtiyazları kaldırdık. Bakın tüm devletlerden kaldırdık. Tamam itilaf devletlerinden kaldırmamız gayet normal. Ama bu olay bizim yanımızda olan devletlerden bazılarının da hoşuna gitmiyor. Mesela kimin? Almanların hoşuna gitmiyor. Almanlar diyor ki oğlum diyor yani bize niye kaldırdın diyor. Hani biz dostuz, ittifak yapıyoruz, birlikteyiz, aynı gruptayız diyor. Ancak biz kapitülasyonları arkadaş kaldırdık diyoruz. Ekonomik bağımsızlık yönü de bir adımdır. Demek ki Osmanlı savaşa girince Boğazlar kapanmış, yeni cepheler açılmış, Almanların yükü azalmış, savaşın süresi uzalmış, cihat ilan etmişiz, kapitülasyonları tek taraflı hepsini kaldırmışız. Demek ki girdik de bunlar olmuş. Şimdi de ABD'nin savaşa girme sürecinden biraz bahsedelim. Arkadaşlar ABD normalde silah ticareti yaparak ekonomisini güçlendiren bir devletti bu dönemde. Daha çok böyle Avrupa siyasetine çok fazla karışmıyor doğrudan. Sıcak temasta bulunmuyordu gidiyor, İngiltere'ye silah satıyor. Gidiyor, Fransa'ya silah satıyor. Daha çok bunları destekliyordu. Ehaline bu durum kimin hoşuna gitmez? Tabii ki de Almanya'nın bu durum hoşuna gitmiyor. ABD nota çekiyor diyor ki, ey ABD bu yardımları, bu silah satımını durdur. Yoksa kötü olacak diyor. E, ABD dinler mi? Tabii ki de dinlemiyor. Gayet rahat bir şekilde onlara yaptığı yardımları devam ettirince bu kez Almanlar geliyor, hop, ABD gemilerini gemisine saldırıyor, ABD gemisini patlatıyor. İşte bu olaydan sonra ABD diyor ki bunu siz istediniz diyor ve savaşa İngiltere'nin yanında katıldığını duyuruyor. Artık ABD'de artık bir ittifak devleti olarak düzeltiyorum, itilaf devleti olarak savaşa dahil olmuş oldu. Bakın şu ana kadar itilaf devletleri zor durumdaydı. Ama ne zaman ki ABD savaşa girdi işte o zaman güç dengeleri çok e, farklı bir şekilde değişti. İtilaf devletleri ciddi bir güç kazanırken ittifak devletleri büyük bir darbe aldılar ve bu yeşil renk ile gösterdiğim devletler bir bir ateşkes anlaşması imzalayarak savaştan çekildiler. Arkadaşlar söylemeyi unuttuğum bir şey vardı. İtalya'yı anlatacaktım. İtalya neden iki renkteydi? Şimdi İtalya savaş ilk başladığında yeşillerin yanında yani ittifak devletlerin yanında savaşa katılmıştı. Ancak daha sonra İngiltere onu e, kandırıyor. Diyor ki ey İtalya benim yanımda savaşa katılırsan sana Batı Anadolu topraklarını vaat ediyorum diyor. Ve bu vaat üzerine İtalya taraf değiştirip kırmızıların yanına geçmişti. Peki hocam savaş sonunda verdiler mi? vermediler arkadaşlar. Savaş sonunda İtalya hiçbir şey almadı, avcunu yaladı. O yüzden 1. Dünya Savaşı'nda İngiltere ve taraflarına küsecek, 2. Dünya Savaşı'na girdiğinde de İngiltere'nin karşısında yer alacak. ABD'nin savaşa girme süreci bu şekildeydi. 1. Dünya Savaşı'ndaki cepheleri biz iki başlık altında inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi taarruz cepheleri, ikincisi ise savunma cepheleri. Öncelikle taarruz cephelerimiz hangileriymiş onları bir inceleyelim. Kafkasya ve Kanal cepheleri 1. Dünya Savaşı'nda açtığımız taarruz cephelerimizdir. Kanal cephesinde İngiltere ile mücadele ediyoruz ve aynı zamanda onlara destek olan Araplar ile de mücadele edeceğiz. Kafkasya cephesinde ise Rusya ile mücadele ediyoruz ve aynı zamanda onlara destek verecek Ermeniler ile mücadele edeceğiz. İki tane taarruz cephemiz varmış. Bunlardan birincisi Kafkasya cephesiymiş, ikincisi ise Kanal cephesi. İkisinin baş harfini incelediğimizde bize Kaka'yı anlatıyor. Yani savaşın sonuçları çok kötü. Taarruz cephelerimizi aklımızda tutabilmemiz amacıyla Cristiano Ronaldo ve Muhammed Salah'ı örnek olarak verdim. Bu oyuncular nasıl oyuncular? Golcü oyuncular, hücumcu oyuncular. Bu özellikleriyle taarruz cephesini bize çağrıştırması gerekiyor. O halde taarruz cephelerimizden ilki olan Kafkasya cephesi ile dersimize devam edelim. Evet arkadaşlar biz Kafkasya cephesinde o dönemde Rusya ile mücadele ettik. Aynı zamanda Rusya'ya destek olan Ermeniler ile de bu bölgede mücadelelerimizi vereceğiz. Bu cephe bizim ilk taarruz cephemiz olması özelliğine sahiptir. Ayrıca bu cephenin açılmasını bizden Almanya istiyor. Almanya'nın bizim bu cepheyi açmamızı istemesinin sebebi ise kendi savaş yükünü hafifletmek istemesiydi. Bakın Rusya Karadeniz'in kuzeyinde yer alıyor değil mi? Almanya da hemen onun batısında yer alıyor. Normalde Rus ve Alman kuvvetleri savaştığında Rusya elindeki bütün kuvvetleri Almanya üzerine saldırtırabiliyordu. Ancak savaşa eğer biz de dahil olursak dolayısıyla Rusya elindeki birlikleri ikiye bölmüş olacak. Bir kısmını Almanya üzerine diğer bir kısmını ise Osmanlı Devleti üzerine göndermesi gerekecekti. Böylece Almanya'nın savaştaki yükü hafiflemiş olacaktı. Dolayısıyla Almanya'nın isteği üzerine Kafkasya cephesi açılacak. Bu cephenin komutanı ise Harbiye Nazırı Enver Paşa'ydı. Aslında o dönemin komutanları Kafkasya bölgesine bir heyet gönderecekler, bir araştırma yapacaklar ve araştırma sonucunda Enver Paşa'ya rapor sunacaklar. Diyecekler ki: "Soğuk hava koşullarından ötürü biz burada savaşırsak başarılı olamayız. Yeterli silahımız yok, yeterli cephanemiz yok, yeterli kıyafetlerimiz yok. Eğer burada mücadele edersek başarılı olamayız. O yüzden bahar ayını beklemeliyiz ve eksiklerimizi tamamlamalıyız diyerek bir rapor sunacaklar Enver Paşa'ya. Ancak Enver Paşa geri adım atmayacak. Bu savaş olacak diyecek. Ve Enver Paşa'nın bu kararlı tutumu üzerine o bölgede Sarıkamış Savaşı yaşanacak. Sarıkamış Savaşı bizim tarihimiz için oldukça üzüntü verici bir gelişmedir. Burada yaklaşık 90 bin askerimizi şehit verdiğimizi söylerler. Ve bu askerlerimizin büyük çoğunluğu soğuk kış şartlarından dolayı donarak şehit düşmüştür. Yani birçoğu daha Ruslar ile savaşamadan soğuk kış şartlarından ötürü donarak şehit düşmüşlerdir. Enver Paşa'nın bir hayali vardı. Hayali ise öncelikle bu bölgede bulunan Rusları yenilgiye uğratmak, ardından Bakü'ye geçmek Bakü petrollerini almak ve onun da ardından Orta Asya bölgesine giderek Orta Asya'da yaşayan Türklerin hepsini bir çatı altında toplamaktı. Bu düşüncesine ise Turancılık adı veriliyordu. Bakın Enver Paşa'nın en büyük hayali Turan Birliği'ni sağlamaktı. Yani Türk Birliği'ni sağlamaktı. Bakın Orta Asya'da çok fazla Türk yaşıyordu. E haliyle Enver Paşa bütün Türkleri bir çatı altında bir bayrak altında toplamak isteyecek. Ancak başarısız olacak. Yaklaşık 90 bin askerimiz Sarıkamış harekatında şehit düşmüş olacak. Bu savaşı kaybetmemizin ardından artık Doğu Anadolu'nun büyük bir çoğunluğu Rus işgali altına girecek. Yani buradaki toprakların büyük bir kısmını artık Ruslara kaybedeceğiz. Doğu Anadolu Rus işgali altına girecek. İşte tam da o sırada Mustafa Kemal Çanakkale cephesinde mücadele etmekteydi. Çanakkale savaşlarını kazanmamızın ardından Mustafa Kemal buradaki görevini tamamlayacak ve bir sonraki durağı olan Kafkasya cephesine hareket edecek. Ve Kafkasya cephesine gelmesinin ardından iki şehri düşman işgalinden kurtaracak. Buralar Muş ve Bitlis. Mustafa Kemal Muş ve Bitlis'in düşman işgalinden kurtarılmasını sağlayacak. Ancak halen Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmı Rus işgali altında devam ediyor. İşte tam da o sırada bizim hoşumuza gidecek bir durum yaşanacak. Bakın arkadaşlar Çanakkale savaşlarını biz kazandığımız için Rusya'ya İtilaf Devletleri yardım götüremeyecek. Rusya'da da o dönemde Bolşevik ihtilali yaşanıyordu. E yardım götürülemediği için Rusya savaştan çekilme kararı alacak. Bakın Rusya savaştan çekilmesinin ardından bu bölgeler tekrardan Anadolu'ya düzeltiyorum bu bölge artık Osmanlı Devleti topraklarına katılacak ve iki taraf arasında yapılan anlaşmaya ise Brest-Litovsk anlaşması adı verilecek. Çanakkale Savaşı'nı kazanıyormuşuz. Rusya'ya yardım gitmediği için Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan çekilme kararı alıyormuş ve Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Brest-Litovsk anlaşması imzalanıyormuş ve Doğu Anadolu'da işgal ettiği yerleri Rusya terk edip kendi ülkesi sınırlarına dönme kararı almış. Arkadaşlar ayrıca buraya önemli bir not daha eklemek istiyorum. Biz Kafkasya cephesinde yalnızca Ruslar ile mücadele etmiyoruz. Aynı zamanda Ruslara yardım eden Ermeniler ile de mücadele edeceğiz. Hatta bazı Ermeniler Rus kıyafetleri, Rus üniformaları giyerek bize saldıracaklar. Ve biz de tüm bu yaşananlardan ötürü Doğu Anadolu'da yaşayan Ermenileri tehcir kanunu çıkararak bir başka toprağımız olan Suriye ve Lübnan'a göç ettireceğiz. Bakın önceden Doğu Anadolu bölgesinde yaşıyorlarmış. Kafkasya bölgesindelermiş. Burada yaşayan Ermeniler olaya karışan Ermenileri teşhir kanunu çıkararak Suriye ve Lübnan bölgelerine göç ettiriyormuşuz. Bu zorunlu göç harekatına ise teşhir kanunu adı veriliyor. Bir diğer ismi ise bunu da unutmayalım. Sevki İskandır. Sevki İskan'da yazarlar bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Kafkasya cephemiz bu şekildeydi. Evet arkadaşlar ikinci taarruz cephemiz ise kanal cephesi. Kanal cephesi dediği yer ismini Süveyş kanalından almaktadır. Arkadaşlar şurası Akdeniz olarak düşünelim. Kanal cephesinin açıldığı yer bu bölgesi. Yani Mısır. Yani Süveyş kanalının olduğu yerde kanal cephesi açılmış. Peki biz burada hangi devlet ile mücadele ettik? Biz burada İngiltere ile mücadele ediyoruz. Bu cepheyi de açmamızı Almanlar isteyecek. Almanya savaş yükünü hafifletmek amacıyla bu cephede İngilizler ile mücadele etmemizi isteyecekler. Ayrıca bizim Kanal Cephesindeki en temel amacımız Mısır'ı geri almak ve İngilizlerin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmekti. Bakın arkadaşlar, İngiltere için güneşin doğup batmadığı ülke denilir. İngiltere sömürge imparatoruydu. Dünyanın dört bir tarafında sömürgeleri yaşıyordu ve 1. Dünya Savaşı'nda da sömürdüğü insanları Askerlerini kullanma yoluna gitmiştir ve dünyanın birçok yerinden sömürdüğü askerlerin birçoğunu bu bölgeye getirmiştir. İşte Afrika'dan getiriyor buraya, işte ne bileyim uzak doğudan getiriyor, orta doğudan getiriyor ve birçok yerden sömürdüğü askerlere bu bölgelere getiriyor. Yani İngiltere bu bölgeyi bir nevi askeri üst olarak kullanacak. Çanakkale Savaşı'na buradan asker gönderecek. İşte ne bileyim Irak cephesine buradan asker gönderecek. Hicaz Yemen cephesine buradan asker gönderecek. işte Almanya üzerine buradan askerler gönderecek. Burayı askeri üs olarak kullanıyordu. Bizim amacımız ise hem bu askeri üssü yok etmek hem de İngilizlerin sömürgeleriyle olan bağlantılarını burayı alarak kesmek gibi bir düşüncemiz vardı. Ancak bu cephede başarılı olamayacağımız için haliyle bu bölgenin hakimiyeti tamamıyla İngiltere'ye geçecek. Kanal cephemiz de bu şekildeydi. Evet arkadaşlar şimdi de savunma cephelerine geçiyoruz. İlk cephemiz Çanakkale cephesi. Öncelikle Çanakkale cephesinde hangi devlet ile mücadele ettik gibi bir soru gelirse bu bölgede biz yalnızca bir devlet ile değil bütün itilaf devletleri askerleri mücadele ettiğimizi unutmayacağız. Peki itilaf devletlerinin bu cepheyi açmalarındaki amaçları neydi? Şimdi de ona bakalım. Birincisi İstanbul'u ve Boğazları alarak Osmanlı Devleti'ni saf dışında bırakmak istiyorlardı. Bakın arkadaşlar kısaca amaçları şuydu. İtilaf devletlerin gemilerini düşünelim. Bu itilaf devletlerin savaş zırhlı gemileri. Öncelikle yola çıkacaklar. Deniz yoluyla gelecekler. Ve ilk olarak Çanakkale Boğazı'nı ele geçirecekler. Ardından devam edecek, devam edecek ve İstanbul Boğazı'na gelecekler. Ve İstanbul Boğazı'nı ele geçirecek. Ve aynı zamanda bu bölgede bulunan Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul'u da alarak Osmanlı Devleti'ni savaştan dışarı atmaktı. Amaçları bitti mi? Hayır. Bir diğer amaçları ise Boğazlar üzerinden Karadeniz'e gelmek, oradan yukarıya giderek yukarıda Rusya'ya yardım götürmek amacındalardı. 3 tane temel amacı varmış. İstanbul'u ve Boğazları almak, böylece Osmanlı Devleti'ni saftışı bırakmak ve aynı zamanda Rusya'ya yardım götürme amaçları varmış. İtilaf devletleri bu amaçları doğrultusunda önce denizden saldıracaklar, başarılı olamayacaklar, ardından kara harekatını başlatacaklar ve yine başarılı olamayacaklar. İlk olarak denizden geliyorlar. Ancak Cevat Paşa Nusrat mayın gemisini kullanaraktan bu bölgeyi mayın döşeyecek. Ve bu mayınların başarılı olmasıyla birlikte denizden Çanakkale'yi geçemeyecekler. Ardından kara çıkarması yapacaklar kara çıkarmasından, kara harekatın ardından da yeni başarılı olamayacaklar ve Çanakkale'nin geçilemeyeceğini yedi düvele yedi dünyaya burada göstereceğiz. Mustafa Kemal o meşhur sözlerinden birini de burada söyleyecek. Diyecek ki sizlere taarruzu değil ölmeyi emrediyorum cümlesini de burada söyleyecek. O halde bir çıkarım yapalım. Amaçları boğazları geçip İstanbul'u saf dışı bırakıp Rusya'ya yardım götürmekmiş değil mi? Çünkü Rusya'da bir ihtilal çıkıyordu. Rusya'da ekonomik kriz vardı. Bolşevik ihtilali çıkıyordu. Rusya diyecek ki itilaf devletlerine eğer bana yardım getirmezseniz daha fazla dayanacak gücüm kalmadı savaştan çekileceğim. E bu İngiltere'nin itilaf devletlerinin işine gelir mi? Haliyle gelmeyecek. O yüzden Rusya'ya yardım götürmek istiyorlardı. E peki Boğazları geçemediklerine göre, Çanakkale'yi geçemediklerine göre Rusya'ya yardım gitmiş oldu mu? E gidemedi tabii ki de. Rusya'ya yardım gitmediği içinde Bolşevik ihtilali yaşanacak ve Rusya savaştan çekilecek. Bakın arkadaşlar, Rusya'nın savaştan çekilmesi ve Çanakkale Savaşı'nda aldığımız başarılar, Bulgaristan'ın savaşa katılmasını sağlayacak. Bulgaristan artık bizim yanımızda, yani ittifak devletlerin yanında savaşa katılacak. Ayrıca arkadaşlar son olarak bir şey daha eklemek istiyorum. Bazen Mustafa Kemal ile alakalı sorular gelebiliyor. Mustafa Kemal'in savaşlardaki rollerinden bahsedilebiliyor. O yüzden şu kısmı da ekleyelim. Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları'nda 19. Tümen Komutanlığı'nı yapmıştır. Bunu unutmuyoruz. 19. Tümen Komutanı'ydı. Kafkasya Cephesi'nde 16. Kolordu'da görev alıyor. Çanakkale'de 19. Ayrıca Anafartalar'da aldığı başarılardan ötürü ona Anafartalar Kahramanı adı verilecek. Ayrıca Jongbayır'ı ve Seddül Bahir'de de önemli Başarılar elde edecek. Aldığı tüm başarılardan ötürü albay rütbeliğini alacak. Son olarak toparlamamız gerekirse Çanakkale cephesinin açılma sebebi Rusya'ya yardım götürmek. Boğazları ve İstanbul'u ele geçirmekmiş. E yardım gidemediği için Çanakkale'ye geçemedikleri için Rusya'da Bolşevik ihtilali çıkmış. Rusya savaştan çekilmiş ve Rusya'nın yenilmesi de Bulgaristan'ın bizim yanımıza savaşa katılmasını sağlamıştır. Çanakkale cephemiz bu şekildeydi. Sıradaki savunma cephemiz ise Irak cephesi. Irak cephesinde de biz İngiltere ile mücadele ediyoruz. Peki İngiltere'nin Irak'a saldırma sebebi ne olabilir? Tabii ki de Irak'ta yani Musul'da bulunan zengin petrol yataklarından ötürü İngiltere burayı ele geçirmek istiyor. Osmanlı Devleti'nin amacı ise Irak bölgesini İngiltere'ye karşı korumaktı. Bu yüzden Halil Kutpaşa'yı Kutul Amare denilen bölgede İngilizlere karşı mücadele etmesi için gönderilecek. Halil Paşa burada İngilizlere karşı destansı bir başarı elde edecek. Kut bölgesinde İngilizleri ağır bir yenilgi uğratacak ve yaklaşık 13 bin İngiliz askerini esir alacak. Tüm bu yönüyle Kutul Amare'de aldığımız başarılar Çanakkale'de aldığımız başarılara benzemektedir. Bu olay İngiliz tarihinin en utanç verici olaylarından birisi olarak kabul edilir İngiltere tarafından. Ancak savaşın devamında İngiltere'ye takviye kuvvetlerin gelmesiyle birlikte daha fazla dayanamayacağız ve Irak cephesini de kaybedeceğiz. Yani Irak cephesi iki aşamada gerçekleşmiş. Birinci aşamayı biz kazanmışız. Halil Paşa burada başarılar almış. İkinci aşamasında ise destek kuvvetleri İngilizlere gelmesiyle birlikte Burada başarısız olmuşuz ve bu bölgeyi de artık İngiltere'ye kaptırmış olduk. Bir diğer savunma cephemiz ise Suriye Filistin cephesi. Suriye Filistin cephesinde de İngiltere ile mücadele edeceğiz ve aynı zamanda İngiltere'ye destek olan Araplar ile de mücadele edeceğiz. Hem İngiltere varmış, hem de Araplar varmış. İngiltere Araplara diyecek ki: "Halifenin gerçek sahibi, gerçek koruyucusu sizler olmalısınız." Eğer bu savaşta bana yardım ederseniz savaş sonucunda bu bölgede yeni bir devlet kurmanıza müsaade edeceğim diyecek. Yani Araplara devlet kurma sözü verecek. Bu yüzden Araplar İngilizlerle biri olarak Osmanlı Devleti'ne karşı bu cephede mücadele edecekler. Bizim amacımız ise Suriye Filistin bölgesini hem İngilizlere hem de Araplara karşı korumaktı. Özellikle Filistin'de bulunan kutsal topraklardan biri olan Kudüs'ü korumak bizim en temel hedefimizdi. Ancak burada yapılan savaşları kaybedeceğimiz için bölgenin hakimiyetini de İngilizlere kaybetmiş olacağız. Bu cephede aldığımız yenilgiden sonra Suriye, Filistin ve Sina Yarımadası'nı kaybetmiş olacağız. Ayrıca Mustafa Kemal Suriye cephesinde görev almıştır ve 7. Ordu da görev yapacak. Mustafa Kemal Halep'in kuzeyinde savunma hattı oluşturacak ve bu bölgede İngiliz ve Araplara karşı saldırıları önleyecek. Yani burada bir savunma hattı oluşturmuş ve kısmi de olsa bir başarı elde edilmiştir. Ancak bu başarı yeterli olmayacak. Suriye, Filistin ve Sina Yarımadası'nı İngiltere'ye kaybedeceğiz. Evet arkadaşlar son savunma cephemiz ise Hicaz ve Yemen cephesi. Biz bu cephede de İngiltere ve İngiltere'ye destek olan Araplara karşı mücadele veriyoruz. Hem İngiltere hem de Araplar varmış karşımızda. Bizim amacımız ise Hicaz ve Yemen bölgesini korumakmış. Özellikle Hicaz bölgesinde bulunan kutsal topraklarımızdan olan Mekke ve Medine'yi korumak en temel görevlerimizden, hedeflerimizden birisiydi. Ayrıca bu cephemizde de çok önemli bir kahramanımız vardır. Kendisi çöl kaplanı ünvanına sahip Fahrettin Paşa'dır. Medine'nin savunmasında çok önemli bir görev üstlendiği için ona çöl kaplanı ünvanı verilmiştir. Fahrettin Paşa bu bölgede büyük fedakarlıklar gösterecek, büyük başarılar elde edecek. Ancak bu başarılar yeterli olmayacak. Bir süre sonra bölgenin mutlak ve tek hakimi İngiltere olacak ve bu cepheyi de kaybedeceğiz. Ve ayrıca çok önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Tüm bu yaşananlar artık ümmetçilik fikrinin önemini kaybettiğinin bir kanıtıdır. Ümmetçilik yani İslamcılık düşüncesi önemini kaybederken milliyetçilik düşüncesi önemini artırmış. Dünyayı etkisi altına almaya başlamış. Ümmetçilik fikrine göre Müslümanların bir olması gerekiyordu. Birlikte hareket etmesi gerekiyordu. Ancak İngilizler ile Araplar işbirliği yapıp Osmanlı Devleti'ne karşı saldırıyor. Tüm bu yaşananlar dinin birleştirici gücünün artık azaldığının bir kanıtıdır. Ümmetçilik önemini kaybetmiş, milliyetçilik önemini artırarak devam etmiş. Hicaz ve Yemen cephemizde bu şekildeydi. Son olarak da yardım cephelerimizi inceliyoruz. Yardım cephelerimiz 3 tane. Galicia, Romanya ve Makedonya'dır. Bakın arkadaşlar üçünün de sonu ya ile bitiyor. Yardım cephelerimiz aynı zamanda savunma cephelerimizdir. Bu üç cephenin de ortak amacı müttefiklerimize yardım etmekti. Yani Almanya'ya yani Bulgaristan'a burada yardım etmek için askerlerimizi Galicia, Romanya ve Makedonya bölgesine gönderiyoruz. Üç cephenin de ortak sonucu başarılı olunamamıştır. Ayrıca bu üç cephede sınırlarımız dışında açtığımız cephelerdir. Sınırlarımız dışında yalnızca üç tane cephe açmışız. Galicia, Romanya ve Makedonya. Diğer tüm cepheler bizim sınırlarımız içerisinde açtığımız cephelerdir. Müttefiklerimize yardım etmek için açmışız ancak başarılı olamamışız ve sınırlarımız dışında açtığımız cephelermiş. Yardım cephelerimiz de bu şekildeydi. Evet arkadaşlar, son olarak da 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını inceleyelim. Savaşın bitmesiyle birlikte imparatorluklar yıkılacak, milli devletler yani ulusal devletler kurulmaya başlayacak. Avusturya-Macaristan gibi, Osmanlı gibi, Rus Çarlığı gibi büyük imparatorluklar, çok uluslu devletler yıkılacak. Yerine küçük milli devletler, ulusal devletler kurulacak. Ayrıca dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyeti kurulacak. Diğer bir adıyla Cemiyeti Akvam. Milletler Cemiyeti'nin amacı dünyada yeniden büyük bir savaş çıkmasını önlemek, insanların ölmesine, yaralanmasına engel olmakmış. Yani yeni bir savaşın çıkmasına engel olmak amacıyla Milletler Cemiyeti kurulacak. Peki başarılı oldu mu? Başarılı olamadı. Nereden anlıyoruz? İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasından anlayabiliriz. Ve ayrıca savaşın en karlı çıkan devleti İngiltere olmuştur. Dördüncü maddemiz ise yenilen devletlerde rejim değişikliği yaşanacak ve totaliter rejimler ortaya çıkacak. Totaliter rejimler dediği baskıcı. Rejim değişikliği yaşamışlar yenilen devletler ve baskıcı rejimler ortaya çıkacak. Örneğin Almanya'yı düşünelim. Almanya savaşı kaybedecek ve ileride Adolf Hitler gelecek. Adolf Hitler de baskıcı totaliter bir rejim ile Almanya'yı yönetmeye başlayacak. Zaten bu madde 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasına sebep olacak. Büyük imparatorluklar yıkılmış, milli devletler kurulmuş, dünya barışını sağlamak için Milletler Cemiyeti kurulmuş, İngiltere enkarlı devletmiş, rejim değişikliği yaşanmış, totaliter baskıcı rejimler etkin olmaya başlamış. Savaşın sonuçları da bu şekildeydi.